Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi Türkçe dersimizle karşınızdayım. Türkçeden bugün cümle çeşitlerini işleyeceğiz. Şimdi şu seslerinizi duyuyorum. Öğretmenim, biz bu konuyu zaten öğrendik. Olabilir, öğrendik ama tekrar her zaman için iyidir. Hele de bu videoları izledikten sonra soru çözerseniz 10 numara 5 yıldız olursunuz. Başlayalım birlikte şimdi. Cümle bilgisiyle başlayalım. Önce cümle ne demek? Bununla bir başlayalım çocuklar. Bakın cümle bir duyguyu, bir düşünceyi, bir olayı, bir durumu ifade eden kelime ya da kelime gruplarıydı. Şimdi bakın şu ifade önemli. Bir ne diyordu? Duygu, düşünce, istek ya da yapılan bir işi bildiren kelime ya da kelime grupları. Demek ki bir kelime ile bile cümle oluşturulabiliyormuş. Mesela hani genelde emir cümleleri olur ya, git, gel, koş, uç, kaç. Bunlar mesela tek kelimelik cümleler. Yani gidiyorum, geliyorum, oynuyorum, okuyorum, koşuyorum, uçuyorum. Bunların hepsi bakın tek kelimelik cümleler. Demek ki cümle dediğim zaman aklınıza şu gelmesin. İşte birkaç kelimenin olması lazım. Hayır, tek kelime ile bile neymiş, cümle olabiliyormuş. Bu A etkinliğini size bırakıyorum çünkü bu çok basit. İşte cümlelerin diyor kaç kelimeden oluştuklarını kutulara yazın. Burayı da geçiyorum ama anlatacağım. Diyor ki burada bakın boşluklardaki, daha doğrusu kutulardaki sayı kadar cümle oluştur. Mesela bir kelimelik cümle oluştur diyor. İki kelimelik, üç kelimelik. Burada şunu yapabilirsiniz. Mesela oynadım. Ben oynadım. Ben oyun oynadım. Ben Ali ile oyun oynadım diye kademe kademe ne yapabilirsiniz? Cümlelerinizi oluşturabilirsiniz. Çocuklar bakın tekrar ediyorum. Şimdi biz burayı bu kaynağımızdan çözdük. Ama lütfen siz bu videoyu izledikten sonra farklı kaynaklardan bu konuyla ilgili sorular çözün ki dediğim gibi bu konu sizde daha da pekişsin, daha da otursun. Çünkü tekrar her zaman için iyidir çocuklar. Evet, aşağıdaki ifadelerden cümle olanların başına artı, olmayanların başına eksi koyalım. Seviyorum. Bakın bu tek kelimelik bir cümle. Sabah kadar ders. Ders ne? Yani çalıştı mı, çalışmadı mı? Bu bitmemiş bir cümle olduğu için geçiyorum. Eksi yani cümle değil. Gökçen oyunda Şeyma ile, hayır bitmemiş bir cümle. Bu hafta sonu bitmemiş, soluk aldığımızda, bakın buna artı demiş ama bu eksi olacak. Burada bir hata var. Soluk aldığımızda, bu da nedir? Cümle değil. Yarı yıl tatilinde şehir dışına, hayır bu da değil. Çünkü bitmemiş bir cümle. Ders çalışırken televizyon, bu da değil. Antalya İzmir'den daha sıcaktır. Bakın bu burada bir durumu karşılaştırmayı söylüyor ve cümle bitmiş. İlaçlarımızı düzenli kullanmalıyız. Bu da bitmiş bir cümledir. Dün gece çok ilginç rüya gördüm. Bitmiş bir cümledir. Yeşil yapraklar sonbaharda sararır. Bu da bir cümle. Dedemle köye gittik. Bakın bu da bir cümle. Güneş ışınlarından korunmalıyız. Bu da bir cümle. Bitmiş bir cümle. Bir olayı, bir durumu ifade ediyor. Şimdi burada D etkinliğinde boşlukları aşağıdaki uygun kelimelerle tamamlayacağız. Burayı da size bırakacağım. Çünkü burası da kolay ve basit. Ne diyor? Elif'in kardeşinin nokta nokta çok güzel. Neyi çok güzel olabilir? Mesela gözleri çok güzel olabilir. O ilkini ben yaptım ama dediğim gibi devamını size bırakıyorum. Evet şimdi bakın. Cümle dedik ama cümle de çocuklar kendi içinde ayrılıyor. Bakın. Anlamlarına göre cümleler, olumlu cümle, olumsuz cümle, sonra kurallı cümleler, devrik cümleler, soru cümleleri, bunların hepsi cümle bilgisi adı altında işlenen alt konular. Yani cümle bilgisinin altında aslında 5 ayrı konu var. Bakın birincisi olumlu cümle. Ne demektir olumlu cümle çocuklar? Bakın anlatılan bir iş ya da bir olay gerçekleşmişse o olumludur. Mesela okula gittim, işte sinemadan dönüyorum. Yani mevcut olan bir iş olacak ve o yapılmışsa diyorum ki, olumlu. Olumsuz cümle de tam tersi. Yani tasarlanan iş meydana gelmemişse, mesela okula gidemedim, sinemaya gidemedim diyorsan bu olumsuzdur. Ve genelde çocuklar bakın olumsuz cümlelerde sonunda yani o fiil olan son kelimesinde, yükleminde mame olumsuzluk eki olur. Yani okula gidemedim, sinemaya gidemedim. Bu tarz kelimelerin sonunda genellikle olumsuz cümleler olur. Şimdi A etkinliğinde diyor ki cümleyi okuyacağım. Eğer olumluysa yani yapılan iş gerçekleşmişse olumlu, iş gerçekleşmemişse olumsuz diyorum. Bugün hep oynadım. Oynama işi gerçekleşmiş mi? Evet, o zaman diyorum ki cümle olumlu. Ece
süt içmedi. Bakın olumsuzluk 2 olan M var. O zaman iş yapılmamış olumsuz. Sınıf içinde koşma. Burada da işin yapılmaması isteniyor. O zaman nedir? Olumsuz. Efe, Eymen Efe yani selam ediyorum ona da. Efe derslerinde çok çalışıyor. Bakın iş gerçekleşmiş mi? Evet, bakın derslerine gerçekten çok çalışıyormuş. O zaman diyorum ki olumlu. Öğlen yemek yemedim. İş gerçekleşmemiş ve olumsuzluk 2 var. O zaman olumsuz. Bugün okula geç gittim. İş gerçekleşmiş. Yani buradaki davranış belki olumsuz olsa da o davranış gerçekleşmiş çocuklar. Bakın buna dikkat edeceğiz. Buraya araba park etme. Yapılan işin olmamasını istiyoruz ve mame olumsuzluk 2 var. O zaman olumsuz. Telefonumu kaybettim. Bakın burada cümle ilk okunduğu zaman zihnimde olumsuz bir anlam ifade ediyor ama biz burada şuna bakacağız. İş gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Yani telefonunu kaybetmiş değil mi? Bu iş gerçekleşmiş. O zaman diyor ki bu cümle olumlu. Annem evi temizledi. Olumlu. Kapıyı ben çalmadım. Olumsuz. Mame olumsuzluk 2 var hem. Seninle oyun oynamak istemiyor. Olumsuz. Çünkü o işin gerçekleşmesini istemiyor. Salonda televizyon izledik. İzleme işi gerçekleşmiş. O zaman diyorum ki olumlu cümle. Bakın burada iki tanesini ben yapayım, kalanını siz yapın. Aşağıdaki cümleleri olumlu cümle olacak şekilde tamamlayalım. Yani cümlenin devamında bizim devam ettireceğimiz kelimeler o cümlenin, o cümlede ifade edilen olayın gerçekleştiğini ifade edecek. Her işi zamanında yapmalıyım. Ya da daha farklı da bitirilebilir. Öğretmenimi çok seviyorum. Kitabın 10 sayfasını okudum dersem burada yapılan işlerin hepsinin gerçekleştiği ifade edilmiş olur. Şimdi C etkinliğinde de bunun tam tersini yapmamızı istiyorlar. Yani cümleyi olumsuz olacak şekilde tamamlamamızı istiyorlar. Bugün derslerine çalışmadım dersem olur. Kahvaltıda yumurta yemedi. Bugün okula geç gitmedi. Bu aslında geç kalmadık. Geç kalmadık diyor. Kahvaltıda yumurta yemedi. Arkadaşlarımı çok nedir? Sevmiyorum dersek cümle olumsuz olur. Bakın burada da görseller verilmiş. Bunu bir olumlu yapın diyor. Bir de olumsuz yapın diyor. Şunu yapalım. Bakın isim verelim. İsim verelim. Kız olduğu için kız ismi verelim. Ne olsun? Ayşe yemek yiyor. Ya da Ayşe yemeğini yemedi dersem onun olumsuzunu yaparım. Buraya gelelim. Bakın burada da bir erkek resmi var ve top oynuyor, futbol oynuyor. Ne diyebiliriz burada? Deriz ki işte ne olur? Ali top oynadı ya da Ali top oynamadı dersem cümlenin olumsuzunu yaparım. Bakın şimdi cümle bilgisi konusuyla alakalı karşınıza sınavlarda gelen en önemli kısma geldik. Yani kurallı cümle, devrik cümle. Şimdi çocuklar eğer bir cümlede yapılan iş cümlenin sonundaysa, yani oynamak, koşmak, gitmek, gelmek, bu yapılan iştir. Yani fiil, eylem olan işlerdir. İşte bu kelimeler cümlenin sonundaysa ve işi yapan kişi de genellikle diyorum, bakın %100 demiyorum, genellikle cümlenin başındaysa kurallı cümle. Hemen örnek verelim. Diyorum ki, diyorum ki ne örnek verelim? İşte öğretmen sınıfa girip ders anlattı. Bakın işi yapan kim? Öğretmen. Öğretmen kelimesi en başta. Yaptığı iş ne? Ders anlatmak. O da cümlenin en sonunda olduğu için diyorum ki bu bir kurallı cümle. Peki ben bunu yapılan işi başa, ortaya, sona değil de sondan olabildiğince uzak yerlere koyarsam bu defa cümle ne olur? Devrik olur. Mesela şöyle. Öğretmen ders anlatıyor sınıfta. Dersen, bakın yapılan iş ders anlatmak ama ortaya geldi. İşte bu şekilde cümle ifade edersen o da nasıl cümle? Devrik cümle oluyor. Bakalım ne demiş tanımda? İş, oluş, hareket ya da yargı bildiren kelime veya kelime grubunun sonda bulunduğu cümleler kurallı. Eylemi, yani iş, oluş, hareket bildiren kelime olan eylem, gitmek, gelmek, koşmak gibi bu kelimeler cümle başında ya da ortasındaysa buna da ne diyoruz? Devrik cümle diyoruz. Hemen örneklere bakalım. Diyor ki, oyun oynarken dikkatli olmalısın. Yapılması gereken işine dikkatli olmak. O zaman bakın yapılan iş sonda. Kim dikkatli olmalı? Ben, sen. Bu başında yok ama yapılan iş sonda olduğu için diyorum ki kurallı.
Kitapları bulamadım burada. Yapılan iş ne? Bulamamak. Bakın ortada olduğu için devrik. Kapattın mı kapıyı? Yapılan işi kapatmak başta. O zaman devrik. Ayakkabımı yeni aldım. Yapılan iş almak ve sonda olduğu için kurallı. Keşke dediğini yapsaydım senin. Yapsaydım yapılan iş ve ortada olduğu için diyorum ki devrik. Sabaha kadar uyuyamadım. Bu kurallı cümle diyorum. Devamını size bırakıyorum. Aşağıdaki, daha doğrusu tablodaki devrik cümlelerin her birini örnekteki gibi kurallıya dönüştürün diyor. Yazın yani. Arkadaşım sert vurdu topa. Bunu kurallıya nasıl çeviririz? Arkadaşım topa sert vurdu dersem onu kurallıya dönüştürürüm. Çok hasta oldu annem. Hasta olan kim? Anne. Onu hemen başa alalım. Annem çok hasta oldu dersem onu kurallıya dönüştürmüş olurum. Hafta sonu çalışmıyor babam. Bu kim çalışmıyor? Baba. Bunu hemen başa aldığımızda cümle ne olur? Kurallıya dönüşür. Yani babam hafta sonu çalışmıyor. Ağabeyim gidecek askere. Gidecek olan kim? Ağabey. Nereye? Askere. O zaman şöyle düzeltelim. Ağabeyim askere gidecek dersem kurallıya dönüşür. Çamaşırları astım ipe. Hemen kurallıya dönüştürüyoruz. Çamaşırları ipe astım. Masanı topla hemen. Bu da devrik. Kurallıya dönüştürdüğümüzde masanı hemen topla dersem bu da nedir? Kurallı cümleye dönüşmüş olur. Bakın genelde şiirlerde çocuklar anlatıma yani şiirin böyle geneline, ahengine böyle uyum sağlasın diye daha çok devrik cümleler kullanılır. Devrik cümle şiire ayrı bir güzellik katar ve dediğimiz gibi devrik cümle örneklerini biz şiirlerde daha çok bulabiliriz. Bakın burada 23 Nisan şiiri var. Diyor ki burada bu şiirde geçen devrik cümleleri bulun. Bakın toplandı bütün vatan. Bu devrik kurallı nasıl olacaktı? Bütün vatan toplandı. Atatürk oldu başkan. Bakın devrik. Atatürk başkan oldu demem lazım. Kaldırdı hasta yurdu. Bakın hasta yurdu kaldırdı dersem onu kurallıya dönüştürürüm. Ama bu haliyle devriktir. Kaldırdı hasta yurdu diyorsam nedir o? Devriktir. Evet. Buraya gelelim. Diyor ki burada aşağıdaki tablolardan hangisindeki kelimelerle anlamlı ve kurallı cümle oluşturabiliriz? Yani tablodaki çocuklar tüm kelimelerin hepsini kullanmamızı istiyorlar. Yani bir tanesi bile dışarıda kalırsa olmaz. Ona göre çözeceğiz. Bakalım kelimelere. Açar, sabah, ilkbaharda, ağaçlar, çiçek. Sanki bu sabah dışarıda kalıyor gibi. Nasıl? Şöyle. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar dersem anlamlı kurallı olur ama sabah kelimesini kullanmadığım için bu kutunun hepsi cümlede kullanılmadığı için işaretlemiyorum. Karşı olmalıyız hoşgörülü insanlara her zaman. Bu karışık kelimelerden anlamlı kurallı cümle oluşturmamı istiyorlar. Nasıl başlayabilirim? İnsanlara karşı her zaman hoşgörülü olmalıyız dersem tüm kelimeleri kullandığım için buna tık atıyorum. Satır büyük harfle başlanır başına bazen. Büyük harf satır başında her zaman büyük harfle mi kullanılır? Evet o zaman sanki bu bazen kelimesi dışarıda kalacak ama önce bir anlamlı kurallıya dönüştürelim. Satır başına büyük harfle başlanır. Bakın satır başına büyük harfle başlanır dersem anlamlı kurallı olur. Ama bazen kullanılmadığı için almıyorum. Gömleğimi aldığım sabahleyin giydim yeni. Anlamlı kurallıya dönüştürmemizi istiyorlar. Nasıl diyebilirim? Sabahleyin yeni aldığım gömleğimi giydim dersem tüm kelimeleri kullandım. Zamanlarımızı boş saat değerlendirmeliyiz. İyi. Evet sanki önce anlamlı kurallıya dönüştürmeye çalışalım. Boş zamanlarımızı iyi değerlendirmeliyiz. Boş zamanlarımızı iyi değerlendirmeliyiz. Saati kullanmadım. O yüzden geçiyorum. Güçlükler ümitsizliğe Atatürk karşısında kapılmadı. Atatürk güçlükler karşısında ümitsizliğe kapılmadı dersem anlamlı kurallı olur ve hepsini de kullanmış olduğum için bunu alabilirim. Burayı size bırakıyorum çocuklar. Bakın burada da 3 tane yapalım ve bugünkü dersimizi bitirelim. Devamını
siz getirebilirsiniz. Bakın burada yine karışık verilmiş kelimeler anlamlı kurallı cümleye dönüştürmemizi ve tekrar yazmamızı istiyorlar. Uyuyamadım kadar sabaha sevincimden. Nasıl anlamlı kurallı olur? Sevincimden sabaha kadar uyuyamadım. Bakın sevincimden dedim ama burada da sabaha kadar sevincimden uyuyamadım. Bu da olur, bu da yanlış değil. Önemli olan yapılan işin sonunda olması. Sene çok, bu yağdı yağmur. Nasıl diyebilirim? Bu sene çok yağmur yağdı dersem anlamlı kurallıya dönüştürmüş olurum. Bayram Ankara'ya tatilinde gideceğiz. Ne derim? Bayram tatilinde Ankara'ya gideceğiz dedik. Şunu da yapalım. Son cümlemiz olsun bu da. Sebzeleri ve tüketmeliyiz meyveleri zamanında. Anlamlı kurallıya dönüştürüyorum hemen. Sebzeleri ve meyveleri zamanında tüketmeliyiz. Bakın burada meyveyi başa almış. O önemli değil. Önemli olan yapılan işin özellikle sonda olmasıdır. O zaman bu da nedir? Anlamlı kurallıya dönüşmüş oldu. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.